Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Eray. Age of History 2 Karamanoğulları serimizin yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Önceki bölümümüzde Karaman Güney Atlantik Devleti'ni tamamıyla artık yani çoğunluğu Güney Amerika'nın çoğunluğu komple hemen hemen hatta bizim elimize geçti. Kolonizasyon yaparak 355 bin ekonomiye kadar ve 1 milyon nüfusa kadar getirdik. Şimdiki hedefimiz Kuzey Atlantik Devleti yani Karaman Kuzey Atlantik Devleti. Ne yapacağız? Farkındaysanız yavaş yavaş işte Imagawa boyu işte işte neyse artık bu devletler işte Portekiz Krallığı, işte Luka Cumhuriyeti, Hollanda özellikle Toto Şövalyeleri, Fas bunlar ve Ada Sultanlığı buralar artık bunlara da yönelmeye başladı. Bizim bunlar durdurmaz isek bize kadar yani bizi sıkıştıracaklar bu sefer. Güney Amerika'daki tek Fatih bizken Kuzey Amerika'daki Fatih onlar olacak. Biz bunu kabullenemeyiz. Bizim amacımız güçlenmek. Ki o yüzden direkt böyle bir sınır ortaya koyduk. Ki gördüğünüz gibi adamlar 3-5 adam getirerek kolonizasyon yapıyor. Keşif ordusu getirerek. Ama tabii biz engel olduk farkındaysanız. Yani muhteşem bir şekilde kolonizasyon yapacağız. Durmadan güçleneceğiz. Madem vasalımız var, madem Güney Amerika'yı tek yaptık, yani birleştirdik. Aynı şey neden Kuzey Atlantik için olmasın? Daha çok böyle biraz Orta Amerika'ya doğru kayacağız ama zaten Amerika devleti birleştiği zaman Kuzey Güney diye ayrılmayacak. Direkt Amerika devlet. Hatta direkt finalde zaten ilhak edeceğiz. Ya da bilmiyorum öyle de kalabilir. Tamamıyla bizim bileceğimiz iş. Hemen şöyle hızlı bir şekilde Orta Amerika'ya doğru kayalım. Zaten paramız eksiye düşmüyor. Hareket puanımızda sıkıntı yok. Bir tek diplomasi puanı zaten sıkıntılı. Diplomasi puanı bitmesi aslında. Gördüğünüz gibi bir sürü ordumuz var. Aslında ne kadar böyle ordumuz yok gibi görünse de hayvan gibi onlardan yüzlerden 50'lerden bayağı adamımız var. Bu arada Orta Amerika'ya kadar geldik ha. Harbiden Orta Amerika'ya kadar geldik bu arada. Güçlendikçe yani geldikçe geldik, geldikçe geldik. Artık Kuzey Amerika'nın da yavaş yavaş Fatih oluyoruz. Çünkü Orta Amerika'ya kadar indik. Ve artık yavaştan biraz daha böyle tam adını hakkını vererek kuzeye doğru açılacağız. Biraz da toprak güzelliğine önem vereceğiz. Çünkü böyle yaparsak çok kötü olur. Değil mi? Yani şöyle de açıldık mı? Yani şuradan başladık mı? Buradan birleştirdik mi? Bizim için daha güzel olacaktır. Tamam, hazırız. Paramız da bitmeye başladı da. Öyle dediğime bakmayın yani. Şöyle yaptık mı? Tamam. Böyle birkaç tur daha oynatalım. Paramız iyice artıya geçsin. Adı yavaş yavaş ortaya geçecek zaten. Bunu fark edeceksiniz. Şu an biraz daha farkındaysanız ortalam ortaya doğru gidiyor. Böyle bir şey yaptık mı? Tamam. Zaten bölgedeki hakim güç olmaları için elimden geleni yapıyorum ya. Evet. Şimdi hemen verelim. Tam 48 miydi? 48 eyaletten yüzüstü eyalete çıkacaklar yani. Yok böyle bir şey. Daha ben size ne gibi bir yardım yapabilirim ya? Siz benim artık Amerika'daki gücümsünüz yani. Siz öyle her devlet savaş açamaz. Biz de varız arkanızda. 130 eyalet verdik. 48'den 178'e çıktı. Gücü de iki... Bu arada gücü de bayağı hızlı arttı. Kuzey Amerika'da niye böyle bir güç var peki? Ben bu kadar güçlü olacağını tahmin etmiyordum. Aa, bayağı güçlüymüş. Valla. Ordu mu bastık biz ya? Hayır zaten az nüfusu var. Gördünüz değil mi? Gözümüzün önünde adam geldi. Toprağımızı aldı.
Ayıp ayıp. Yani alamazsınız. Artık geçin bu topraklara. Geçin yani, geçin. Siz bu topraklara veda edin. Yalnız benim arada şu Maviravi Nehir'e bakmam lazım ya. Var ya, ilişkisini bizde öyle bir kötüleştiriyor ki tahmin edemezsiniz yani. Evet, ismin uzanıklığına bakın. Gittikçe uzuyor. Çevrelemiyoruz aslında. Biz şu an ona toprak veriyoruz. Baba bak, geliyor, o da geliyor. Kim bu? Luka Cumhuriyeti geliyor. Sadece kolonizasyon yaparak adamların öyle bir gücünü arttırdı ki. Baba bak, geliyor o da. Nasıl çekiyoruz bak. Karada topraklarına geldik bu arada. Amerikan topraklarını alıyoruz şu an. Hemen hemen güncel Amerika şeylerini yaptık. Avusturya İmparatorluğu Arşidüklüğü dolmuş lan burada. Oha. Kırım mı? Lan Kırım. Sen de mi kolonizasyona girişiyorsun? Senin etin ne, budun ne? Ama artık bu ayrılmış toprakları bir birleştirelim ya. Bakalım şöyle bir. Aynen öyle. Çok kötü görünüyor çünkü. Hem de bayağı kötü görünüyor. Heh. Tamam, düzelmeye başladı. Ordu bak işte, ordu basma. Zaten yeterince ordumuz var. Amerika'da. Yani haritaya atsak ordumuz her yerde gibi görünecek. Bu arada toplasak bunları bayağı bir 10 bine belki yakın olabilir ya. 10 bin dahi olmayabilir. Belki fazla söyledim ama bilmiyorum. Tabii bir süre sonra salacağız. Burayı da verelim. Kolonizasyonu salacağız. Artık topraklara yöneleceğiz. Çünkü Maviravi Nehir'e de toprak vermemiz lazım. Şu toprağı şuradan birleştirelim de. Buradan içimiz daha rahat olsun. Şuradan şöyle gideceğiz işte. Tamam. Şöyle eyalet diyelim. Sanayine 100'den fazla galiba. 100'e yakın da olabilir de. Eyalet veriyoruz. Kuzey Amerika'da seni yıkacak devlet yok. Yok yani, yok. 104 eyalet daha verdik sana ya. Baksana, Amerika olduğunu yani. Düz Amerikasın sen şu an. Nüfusun da iyi. Aynı şekilde güneyin de öyle. Baksana oğlum şunlara. Gayet iyi. Tamam, burayı salıyoruz artık. Ama gerçi şu İmava boyunu salmayalım. Şuna onu şöyle tutalım. Hatta şu, gerçi o uçlara kadar gitmeme gerek yok. Gelişini kısıtlayalım, yeterli, kafi, tamam. Tamam, gelişini kısıtladık. Bayağı kısıtladık hem de. Şöyle verelim. Tamam. Bak 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 bak. Görüyor musunuz? Bak, ilişkimiz %100 ha. Dur 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 dur. Niye böyle bir şeye giriştin sen? Hayrola? Biz sana toprak verelim dedik. Niye böyle bir şey yaptın? Kaç bin ordumuz var? 21 bin ordu var olarak sayıyor çünkü şu an. Şu an 21 bin ordu olarak saymayacak. Tam tersi 100 bin ordu olarak sayacak. Belki ordumuz olmadığı için öyle görüyor. Çünkü ilişkimiz %100. 157 bine çıktı. Durum ne? Azalıyor mu, artıyor mu, çözemedim de. Sen hiç merak etme. Arttığı anda ilhak edeceğim seni. Bakalım. 186 bin. Evet, çıkıyor. 12'den 14'e çıktı. Şu an bizim kaç binlik ordu var? Bir onları bir araya getirelim. Çünkü bizim eksik ordumuz da var. Ona göre bir şey yapmamız lazım.
Tamam, buradakiler tamam. Buradakilerin de Bakü'ye toplayalım. Bakü'ye demişim. Neyse artık burası. Aslında Bakü'ye toplasaydık da olurdu da. Yani sırf ilhak etmemesi için elimizden geleni, yani şey yapmaması için, özgürlüğünü arttırmamamız için elimizden geleni yapıyoruz. 8 adam, paramız bitmiş. Bu arada bizim yani şey adamımız yok. Ne derler ona? Bizim az buz adamımız yok bu arada. Bizim daha burada adamımız var. Daha burada kaç bin adamımız var bizim? 40 bin adam burada var işte. Sildik direkt tabii ki de. Niye? Çünkü ordu basacağız. 40 bin de burada var. 80. 35 bin de burada var. 115 bin. Burada da var. 243 bin. 253 bin. 255 bin. Lan dur. Şu an ordumuz sıfır değil mi? Güzel. Lan keşke silmeseydik. Neyse. Yanlış yaptık ya. Burada silmeyecektik normalde. Çünkü burada ordu... Yo. Ha düzeldi. Ha güzel. Tamam. Şu an 255 bin ordumuz var değil mi? Güzel. Seni ilhak etmeye yavaş yavaş odaklanacağım bu arada. Hiç kaçarın yok. Seni... İlişkimiz yüksek oldu halde özgürlük arzun artıyor. O da ayrı bir şey tabii ki de. Güzel. Kaydedelim. Ne olur ne olmaz. Lan. Güzel. Kabul ettiğin için teşekkür ederiz. Vassal bırak. Buraya candar oğullarını bırakalım. Niye öyle bir an aklıma geldi, şey yaptı bilmiyorum ama buraya candar oğullarını bırakasım geldi. Eğer beylikler de bağımsızlığını şey yaparsa bu topraklar Kuzey Amerika, Orta Amerika diye böleceğiz. Eyalet fazlalığından dolayı olabilir bak. Aa evet. Böyle bir muhabbet dönüyordu. Eyaletin fazlaysa şey oluyordu. Özgürlük arzusu artıyordu. Seni San Francisco yapalım. Ne alaka değil mi? San Francisco şeydeymiş. Los Angeles yapalım. Hop. Başkent bırak. Başkent sal. Bırak. Güzel. Baksana sıfır asimilasyon. Sana ağır bir yardımda bulunacağız. Evet hem de çok ağır bir yardımda. Yalnız şu toprağı da sana vermemişim. Eyalet gel. Evet eyalet fazlalığından dolayı olabilir ya. Bakalım. Evet eyalet fazlalığından dolayı. Çünkü bak bununki artmıyor. O zaman ne yapacağız? Fetih yapacağız. Nereleri alacağız? Hafsilere gireceğiz. Şu Fas'a kadar uzanacağız. Bu 255 binlik orduyu bizim Fas'a kadar uzanmak için kullanmamız lazım. Sen de gel. Savaşa hazırlan. Maveren Nehir. Sen de git şuna dal. O zaman ilişkimizi arttıralım. Yapacak bir şey yok. Biz ordumuzu çekelim hemen hızlı bir şekilde. Ordumuzu birkaç kat en azından 5-10 bin daha arttıralım. Öyle bir muhabbet dönüyordu ya. Evet hatırladım. Eyalet sayın fazlaysa ilişki arzusu %100 olmasına rağmen artıyordu. Çünkü eyalet fazlası var. Onu da hatırladığımız iyi oldu. Yoksa ya kuzey güney diye bölsek güzel olabilirdi de gerek yok ya. Yani kuzey güney değil de. Candaroğulları varmış lan burada. Ben bunları vasal almış oldum o zaman. Nasıl ya? Evet buradaki toprağını da bırakmış olduk. Olur. Olur. Şimdi. Hiç vazgeçmeksizin direkt giriyorum buradan. Artı buna da giriyorum. Eyalet sayımı olduğunca arttırmaya çalışıyorum. Ve siz de buraya gelip savunuyorsunuz. Çıkarmayı attırmamaya çalışıyorsunuz. Bakalım. Dediğiniz gibi eyalet sayımız artacak. O zaman bir kendine geliyor. Aslında gerek yokmuş o zaman. Durdurmaya gerek yok ya devam. Güzel.
Bakalım doğru mu? Bildiğim kadarıyla öyle. 281. Bakalım. Eyalette geçtik. Geçemedik. 281. 298. Dur geçeceğiz. Sırf var ya. Bu ne lan? Hafsiler buradaymış. Güzel. Hafsiler Amerika'da da var. Onu bildiğim için şu an onu salıyorum. Onları Amerika'da bırakıyorum. Çünkü benim burada şu an toprak almam lazım. Eyalet sayımı arttırmam lazım. Ha, Çatay. Aa, güzel, Çatay almışsın. Güzel. Artı eyalet sayı arttırma işlemine devam. Durmak yok. Buraya da getir. Asimilasyonları başlat hemen hızlıca. Koalisyon yedik ama çok da umurumuzda değil. Güçlüyüz çünkü. Tamam. Şimdi devam. Güzel. Vallahi şu an dediğim gibi ekonomileri fazla olmadığı için aslında direkt giriyorum. Yani ekonomi düşmesi çok da umurumda değil dediğim gibi. Böyle. Aa, bir dakika. Tilimsan'ın burada toprakları mı var? Sicilya. Şu iki adayı alabilirim. Onlara karşın. Güzel. Tamam. Kaç eyalete çıktık? 301 eyalete çıktık. Durum ne? Artıyor. Ordumuz ne? 177 bin. Vallahi inşallah tahmin ettiğim gibidir ya. Benim bildiğim kadarıyla öyle çünkü. Burada dursun. Şu an hem Fas'a hem şeye savaş ilan edeceğiz. Onun için kendimizi tutuyoruz şu an. Lan ne oldu? Yine oyunun sesi gitti ya. Evet, sayın tebaamız, sayın halkımız. Artık Susa ne ya? Fas'a savaş ilan edip direkt şu işi bir halledebilmemiz lazım. Osmanlı mı? Osman. Osman. Ne yapıyorsun? Şu an çok kötü durumdayım da. Seninle sonra konuşuruz, olur mu? Yani şu an seni yıkmış olabilirim bir tık. Bana gücenme, darılma. Ama yani yapacağım bir şey yok. Beni de mazur gör yani. Yapacağım bir şey yok. Şu an sırf bu şeylerimi, vasallarımı tutmak için size girdim yani. Başka bir emelim, şeyim yok. Ki ne vasalmış. Bir girdik, pir girdik ya. Kuzey Amerika'nın tamamını aldık. Amerika, evet. Kuzey Afrika'nın tamamını aldık. Evet, bakalım. Sayın kim la bu? Vasalımız. Düşecek mi? Bir de ben senden şey almayayım. Portekiz mi? Almama gerek var mı? Var. İberya'ya da adımımızı atalım. Granada Emirliği. Aa, Endülüs. Endülüs'e de girelim. Peki ama Portekiz güçlü değil mi ya? Değilmiş. Değilmiş. Hem de hiç güçlü değilmiş. Endülüs'e şöyle bir ne 15 bini ya? 50 binlik çıkarma. Güzel. Şöyle aynen. Tamam. Yani siz savaşı ilan ettiniz, ben de sizi yıktım. Böylelikle Endülüs Emevi Devleti'ne ve Portekiz Krallığı'na da kendime katmış oldum. Dur. Oo, ey. Sınırı, boğazı unutmayalım. Böyle bir fetiş yok bu arada. Böyle bir fetiş yok ya. Harbiden böyle bir fetiş yok ya. Nüfusumuz 7 milyona çıktı. Durmadık ki yerimizde maşallah. Durmuyoruz yani, yerimizde durmuyoruz. Bakalım. Evet, şu an durdu farkındaysanız. Artmıyor da. Çünkü bizim yani 200 kaçtan 335'e çıkardık yani. Böyle bir eyalet artışı yok. Daha Aragon var. Bu kim ya? Palatinate var. İsmi çok tanıdık geliyor ama neyse.
Daragon var ya. Şurayı alacağız kendimize. Sonra İngiltere'yi burada sıkıştıracağız. Ki sen de Polonya ile savaştaymışsın aslında. Sana da girsem olurmuş. Gireyim ya sana da. Ben bir şöyle bir ordu basma işleminde bulunup seni bir ilhak edip tekrar Jandaroğullarını aynı bizzat bir şekilde bırakacağız. Nedeni çünkü dediğimiz gibi şeydi. Ordu götürüyorsun sen bu arada. Aynen. Ana Zahlan müttefiksin. Çok da önemli değil. Kaç bin ordu oldu? 147 bin mi? Harbi mi lan? O kadar ordu bastı 247 bin mi? Peki bizim Amerika'daki ordularımız ne yapıyor? 10'luk 5'li yalnız 247 bin ordu yok. Onu bir geç. O kadar mı var? Bence o kadar yok. Yok. Ne 247 bine? 300 bin ordu var. 280 bin ordu var ya. Hatta belki daha fazladır. Şunu 300 bine tamamlayalım da. 290 bin. 522 sil. Şu orduya Akdeniz. Aa gerçi. Bunları da yolladık mı? Nereye gidiyorsun ya? Hazine boşmuş. Hemen şöyle keselim. Artsın. Bir de artsın. Böyle hadi ya bir 30 ordu basacaksın. Gel. Sil. Gel şuraya. Ay diyeceğiz. Set army diyeceğiz. 292 bin. Tamam. Böylelikle ordumuzu tam olarak sayıyor. Evet. İlişkiyi de kötüleştiriyorsun sen. Sen bildiğin kaşınıyorsun ya. Aa Maviren Nehir. Aynen öyle. Gördüğümüz çok iyi oldu. Siz tek tek var ya beni benden alıyorsunuz ya. Siz harbi beni benden alıyorsunuz. Sizle uğraşmaktan bıktım ya. Zamanında sizde nasıl uğraşmış şey? Kimdi ya o? Güzel. Zamanında İngiltere bu kolonileri yaparken nasıl uğraşmış sizde onu çözemedim. Gerçek dertmişsiniz ya. Eyalet sayımızı da arttırdık. Artık artamaz. Aynı şekil Maviren Nehir için de geçerli. Kendisini Malva ve Oyrat için savaşa sokacağız. İlk başta Malva. Sonra ise Oyrat. Ama bir Malva yıkıp ondan sonra mı Oyrat'a gitsem? Böyle daha... Ne lan? Böyle daha iyi olabilir. Bakalım bir Malva'ya savaş ilan et bakalım. Direkt yutacağına eminim. Aynen öyle. Tamam. Ondan sonra Oyrat. Oyrat savaşı ilan ettirmem senin için daha güzel olacaktır. Kırım en iyisi ya. Kırım ne artıyor ne azalıyor. Baksana güneye. Güney de sakin. 373 bin. Güzel. Oyrat'ı da çok rahat şekilde temizleyecektir. Ekonomi olarak bayağı fazla çünkü. Biz de artı bir nüfus yatırımına girişelim. %71. 70. 100. Evet. Baksana şuna. Lan. Ha tamam. Daha var, daha var. Daha Moğolistan var. Şu kim? Korçin var. Bakalım gel. Maviren Nehir gel. Maviren Nehir gel. Sen bir tık zorlayabilirsin ya aslında. Yok zorlayamazsın. Devam. Maviren Nehir gel. Maviren Nehir gel. Tamam sen bittin. Tabii ki de destek vereceğiz. Destek vermeyi unutmayalım. Barış mı yaptın yani şimdi? Ne oldu? Ha güzel. Hayır tabii ki de. Kim o? Ordaya çağır. Maviren Nehir. Ortaya çağır. Maviren Nehir. Hayır. 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 Merak etmeyin. Maviren Nehir size gireceği zaman siz gerisini düşünürsünüz. Hadi artık. Gir şunlar. Aynen öyle. Tamam.
Ha dur, Korçin'e yolla, evet. Korçin çöktü çünkü. Tamam, buna da yolla. Tamam. Onun o topraklarını alsan kafidir. Aynen öyle. Papalık da bize savaş ilan, barış yollayalım. Evet. Yani bayağı uzanan bir devlet oldu. Artık Maviraünnehir. Gördüğünüz üzere. Biz de aynı şekilde. Çok büyük. Yalnız şey gibi oldu. Safavi ile Osmanlı İmparatorluğu gibi bir şeye benzedi bu. Artık gördüğünüz gibi bizle ilişkisi artmıyor. Azalmıyor. Yani özgürlük arzusu artmıyor. Ve artık gördüğünüz gibi buradaki devletler de çoğalmaya başlamış. Şeyler yapacağız ki güneye çoğalamaz. Güneye çünkü hepsini aldık. Kuzeye de artık çoğalsa da umurumuzda değil. Direkt savaş ilanıyla orayı çökertiriz. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz, bay bay.